Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün hep birlikte lezzetiyle de sunumuyla da yapılışıyla da meşhur Sarıyer böreği hazırlayacağız hep birlikte. Malzeme listemizde patates kullanacağım. 2 adet patatesim var. 1 adet soğan yemeklik şekilde doğradım. 1 adet domates salçası kullanacağım. Baharatlar kullanacağım içerisinde. Tuz, karabiber tabii ki. Farklı olarak normalde Sarıyer böreğinde yoktur ama ben Antep peyniri rendeledim. Antep peyniri ilave edeceğim içerisine. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben lezzetini seviyorum, peynir lezzetini. Burada yapacağım ilk iş, öncelikle ben patateslerimi güzelce haşladım. Püre yapıcı aparatımla hemen püre haline getireceğim. Diğer malzemelerimle birleştireceğim. Daha sonrasında hamur açacağız hep birlikte. Püre haline getirdiğimiz patatesleri soğan ve salça karışımıyla birlikte içerisine ilave ediyorum. Peynirimi ilave edeceğim. İsterseniz kaşar peyniri de tercih edebilirsiniz. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Tarifin özünde aktarmış olduğum gibi peynir mevcut değil. Ben peynir ilave ettim. İçerisine çok az da 2 yemek kaşığı yoğurt ilave edeceğiz. Birazcık kıvamlı alması için karıştırmamız açısından çıtırlık da verecektir hem böreğimize. Tuzumuz yoğurt, karabiber ilave ettim. Tuz ilave ediyoruz. Eğer patatesinizi haşlarken içerisine suyuna tuz ilave ettiyseniz tuz oranına lütfen dikkat edin. Ben haşlarken tuz ilave etmedim. O yüzden bir miktar, bir tık daha fazla tuz ekledim içerisine. Tabii ki bu baharat tamamen sizin zevkinize kalmış oranları. Güzelce karıştırıyoruz harcımızı. 2 su bardağı su, aldığı kadar un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 çay kaşığı kadar şeker ilavesiyle birlikte güzel bir hamur elde ettik. Bu aşamada hamurumuzu da dinlendirmiş oldum zaten. Hamurumuzdan bezeler kopartacağız. Açabileceğimiz kadar. Güzel incecik bir hamur açacağız burada. Öncelikle dinlendirme aşamamız olacak tabii ki. Bundan yardım alabilirsiniz bu aşamada. Güzel yumuşak bir hamurumuz var. Elde etmiş olduğumuz. Bir tabak büyüklüğünde hamur açıyoruz. Tabağımızın altına öncelikle biraz isterseniz zeytinyağı, ben zeytinyağı kullanacağım zaten. Zeytinyağla yağladıktan sonra her açtığımız bezeyi üst üste koyarak her kata da yağ koyduktan sonra üst üste koyup üzerini streç filmle kapatıp bir 15 dakika dinlendireceğiz.
ara katına da zeytinyağı ile kaplayarak güzelce tabağımıza aldım. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Bir 15 dakika dinlendireceğim hemen. Bu arada da iç harcımı zaten hazırlamıştım. Hemen mutfağımı bir toparlayacağım. 15 dakika dinlendikten sonra tekrar artık böreğimizi tamamen oluşturma aşamasına geçeceğiz. Meşhur Sarıyer böreğimiz için işlemleri hep birlikte başlayacağız. Evet, hamurumuzu da dinlendirdik. Hemen üzerini açıp açmaya başlayacağız. Hamurumuzu tezgaha alıyoruz. Hiç merdane kullanmadan ya da oklava kullanmadan elimizde gördüğünüz gibi gayet de güzel yumuşak bir hamur oldu. Kenarlardan yavaş yavaş çekerek incecik açıyoruz. Görüyorsunuz zaten gittikçe inceleşiyor. Yavaş yavaş açıyoruz. Bu büyüklük oranı hamurunuzun tamamen sizin daha önceki kopardığınız parçalara kalmış durumda. İç kısmına bolca patatesli, peynirli soğan da harcımızdan yerleştiriyoruz. Şu kısmı da getireceğim. İç malzememizin bol olması önemli lezzeti açısından. Burada nişastamız var. Her zaman söylüyorum, tatlılarda mısır, tuzlularda buğday nişastası kullanıyorum. Fırçamıza bakın, görüyorsunuz bir miktar alıyorum. Çok fazla değil zaten. Tamamen çıtırlık vermesi için bu işlemi yapıyoruz ve yavaş yavaş rulo haline getiriyoruz. Evet, açılmış olması bu böreğimizin olmayacağı anlamına gelmiyor. Zaten rulo halinde saracağımız için diğer kısımlara denk gelecektir. Görüyorsunuz güzelce elimizle genişlete genişlete sarıyoruz. Daha önce borcama bu şekilde tabanlı yağladığımız tepsimize diziyoruz. Tekrar aktarıyorum. Hamurumuzu güzelce açtık. Bol bol iç malzememizden ilave ediyoruz içerisine. Kenarlarına gelecek kadar. Çünkü rulo yaptığımız zaman kenarlarının boş kalmaması gerekiyor. İyice kenarlarına gelecek kadar sürdüm. Nişastamız var. Buğday nişastası. Fırçamızı alıyorum. Çok az fırçayla etrafını yayıyorum. Hafif bir çıtırlık vermesi açısından. Tekrar hamurumuzu rulo olarak sarıyoruz. Gayet ince bir hamurumuz oldu. Görüyorsunuz. Eğer benim gibi siz de hamurla uğraşmasını seviyorsanız bu tarifler gerçekten çok ilginizi çekecek, çok beğeneceksiniz. Evet, tepsimizi alıyorum artık. Bu şekilde ben yapmaya devam ediyorum. İkinci bir borcam daha kullanacağım. Bunu tamamladıktan sonra o işlemime de başlıyorum. Evet,
İlk tepsim şu anda fırında pişiyor. Bu ikinci borcam olarak hazırladım. Bunu göstermek istiyorum size. Fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Ortanın bir alt rafında. Altının da kızardığına emin olalım lütfen. Şekli tamamen sizin tercihiniz. İsterseniz gül şeklinde yapabilirsiniz. İsterseniz zikzaklı şekilde de yapabilirsiniz. Üzerine yumurta sarısını bolca sürüyoruz. Ve dediğim gibi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında meşhur güzel lezzetiyle kendisini etkisi altına alacak böreklerimizi sunum aşamasına hep birlikte geçeceğiz. Lezzetini de göreceksiniz mutlaka ki denedikten sonra. Evet, ilk böreklerimin, ilk tepsimin pişme aşamasında olduğunu söylemiştim. Yaklaşık bir 10 dakikası kaldı. Bir 10 dakikada bunu dinlendirmiş olacağım. Yumurta sarımızı sürdük. Gördüğünüz gibi oklava kullanmadık, merdane kullanmadık. Güzel, incecik bir yufka haline getirdik hamurumuzu. Mutlaka siz de beğeneceksiniz. Bu şekilde deneyin. Farklı yufkalarınızı da bu şekilde açabilirsiniz. Börek halinde börek yapacaksanız eğer, hamur işi börekler için. 10 dakika dinlendirdikten sonra 180 derecelik fırında orta tarafın bir alt katında böreklerimizi, meşhur sarıyer böreklerimizi pişiriyor olacağız. İşte nefis çıtırtılarıyla sarıyer böreğimiz hazır. Böyle içi de görüyorsunuz. Çıtır çıtır birazdan dilimlere kesip sunum şovumuzu da sizlerle gerçekleştireceğiz. Görüyorsunuz incecik açtığımız hamurla lezzet dolu, güzel böreklerimiz oldu. Hemen ben bunu çıkartacağım içerisinden zaten. Çünkü gerçekten çok güzel. Dumanı hala üzerinde, fırından yeni çıktı. Nefis nefis güzel börekler sunum tabağımıza alalım istiyorum. Evet, sunum tabağımıza da aldık böreklerimizi. Sıcacık kat kat içi yakından göstermek istiyorum. Gerçekten güzel, lezzetli börekler, meşhur sarıyer böreği tarifimiz şu anda sunum için hazırdır. Evet, diğer tepsimiz pişti, ben onu ayırdım zaten. Hemen misafirlerim geldiğinde ikram edeceğim sıcak sıcak da. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Denediğiniz tarifler için lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bırakmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hepinizi bekliyorum. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle.